Amerikan borsalarında rekorlar kırılmaya devam ediliyor. Piyasa Trump'ın zaferini kutluyor. S&P 500 6000'e geldi, dayandı. Nasdaq %21.000'i geçtik. Yılbaşına verdiğim hedeflere ulaşmak üzereyiz. S&P 500'de 6200, Nasdaq %22.000 diyordum. Herkes de bana gülüyordu. Onları geçeceğiz gibi gözüküyor piyasalar bu tempoyu sürdürürse. Şimdi ne yapacak tabii ezberciler? Yeni korku senaryoları getirecekler karşımıza ve piyasanın neden çökeceği konusunda bizi yeni argümanlarla ikna edecekler. Bunlardan bu aralar en popüler olan da Warren Buffett hisse senetleri satıyor. Buffett gibi duayen bir yatırımcı satıyorsa bir bildiği vardır. Piyasalara kesin büyük çöküş geliyor. Kaçın, canınızı kurtarın. Piyasalara çöküş gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum. Ama Buffett da bilmiyor. Ve muhtemelen Warren Buffett'ın satışlarının amacı kendini bir çöküşe karşı korumak değil. Bugün size bu argümanı detaylarıyla anlatacağım ve bir ezberci komplo teorisini daha birlikte bugün çözeceğiz. Büyük yatırımcı Warren Buffett'ın aslında amaçlarının muhtemelen bambaşka olduğunu anlayacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Bu videodan sonra bir komplo teorisinden daha kurtulmuş, daha temiz zihinli bir insan olacaksınız. S&P 500'ün yılbaşından beri yükselişi %27'yi buldu ama 94 yaşındaki Warren Buffett hisse senedi satmaya doyamadı. Özellikle iki hisse senedinde çok büyük satışları var. Biri Apple. Apple'daki pozisyonunun 3'te 2'sini satmış oldu. 300 milyon hissenin 200 milyonu gitti neredeyse. Bir de Bank of America, orada da %25'lik küçülmeye gitmiş durumda. Başka hisselerde de satışları var ama en büyükleri bunlar. Ve yılbaşından beri baktığımızda tam nette 127 milyar dolar hisse senedi satmış ve şu anda 325 milyar dolar gibi dev bir nakitin üzerine oturuyor. Bu sayı o kadar büyük ki mesela nakit kralı olarak bilinen Apple'ın iki katından bahsediyoruz. Para tabii nakitte durmuyor, faizde duruyor. Çok da güzel getirisi var. Amerika'da hazine kağıtları %5-6 civarında getiriyorlar. Bu durumda 320-325 milyar dolar nakitiniz varsa %5 faizden 15-16 milyar dolar kazanıyorsunuz demektir. Net, hiçbir riske girmeden niye bunu yapmasın? Birinci sebebi bence nakiti tercih etmesinin bu. Çünkü unutmayın, o bir fon yöneticisi değil. Berkshire Hathaway bir fon değil, bir holding şirketi. Bu holding şirketin bünyesinde %100 sahibi olduğu ve kendi yönettiği operasyonlar var, özellikle sigorta tarafında. %100 sahibi oldu ama yönetimini başkana bıraktığı operasyonlar var. Kısmen ortak oldukları var, Apple gibi, Bank of America gibi. Oralarda da yönetim kurulu üyelikleri var ve buralardan temettü geliri elde ediyor. Bir yandan da hisse senetlerinin yükselişinden para kazanıyor. Ve iş modelinin temelinde özellikle sigorta tarafında elde ettiği fonları, çünkü biliyorsunuz sigortada primi topluyorsunuz ama hasar hemen oluşmuyor, hatta belki hiç oluşmuyor. Bundan dolayı sigorta şirketlerinin hep büyük miktarda nakiti vardır. İşte bu nakiti alıp hisse senedi yatırımlarına döndürüyor. Bazen gidip bir şirketi tamamen satın alıyor veya bazen gidip Apple örneğinde olduğu gibi küçük ortağı oluyor. Küçük derken tabii büyük bir ortak da küçük hissedarı oluyor diyelim. İşte Berkshire'ın bu iş modelinden dolayı zaten anormal yüksek getirilere ihtiyacı yok. Nitekim son 5 yıla baktığımızda S&P 500 seviyesindedir Berkshire Hathaway'in getirisi. Burada Berkshire Hathaway'in iki hisse senedinden bir tanesi olan BRKB'yi görüyorsunuz. S&P 500'e aşağı yukarı aynı performans. S&P 500 %93 getirirken Berkshire %109 getirmiş. Ve yetiyor. Çünkü buranın yatırımcısı gidip parasını ve hedge fund'a veren insanlar değil. Buranın yatırımcısı Berkshire Holding'in yatırımcıları, Koç Holding yatırımcıları gibi düşünün. Yoksa bu muazzam 5 yıllık dönemde, çünkü şu grafiğe S&P 500 yerine Nasdaq'a koysak Berkshire Hathaway'in ne kadar geride kaldığını görürüz. Bakın, Nasdaq'ın getirisi %155. Berkshire %109, piyasanın altında bir performans. Buraya hisse senetleri koyarsak Nvidia gibi durumlar daha da tuhaf hale gelebilir. O yüzden Berkshire Hathaway piyasayla aşağı yukarı aynı performansı gösteren bir şirkettir. Böyle bir şirketin de hazır işler iyi giderken, faizler yüksekken biraz nakite daha fazla geçmesi gayet makul. Çünkü Berkshire Hathaway bir yatırım fonu değil. Warren Buffett bir yatırım fonu yönetmiyor. Yatırımcılarına bir yatırım fonu gibi performans göstermesi de gerekmiyor. Yatırımcılar da duruma gayet hakimler. Böyle bir durumda %5, %6'lık mis gibi getiri bence son derece yeterli. Ama bir mesele daha var. Evet, Berkshire Hathaway'in nakiti çok yüksek gözüküyor. Ama bu Berkshire Hathaway tarihçesindeki en yüksek nakit oranı değil. Burada görüyorsunuz 2019'dan beri çok nakit taşıyor. Çok mu doğru oldu bu kararlar? Mesela 2022'deki muazzam çöküşten sonra daha fazla hisse senedi alsaydı Berkshire bugün nerede olurdu? Ama 2019'da 100 milyar doların üzerinde, o zaman için çok büyük paraydı. Yine burada 100'ün üzerinde. Geçen sene zaten 200'e yaklaşmıştı. Bu sene biraz daha açtı. Bu rakam azıcık eski, şu anda 325'i bulmuş durumda. Berkshire'ı kendi ortalamaları içinde değerlendirecek olursak da şu andaki nakit, evet, ortalama nakit payının üzerinde ama en yüksek seviyede değil, çok daha yukarılara çıktığı yıllar olmuş. Bu çerçevede çok anormal bir durumda yok Berkshire'de. Evet,
ortalamasının üstünde ama süper yüksek bir nakit yok. Bu sayılara bakarak Warren Buffett kesin krize hazırlık yapıyor demek biraz zor gibi. Ama başka meseleler de var. Warren Buffett'a ikinci çeyrekte sordular neden Apple hisse senedini satıyorsunuz diye. Adam açık cevap verdi. Vergi oranları yükselir diye korkuyorum dedi. Hatırlarsanız o dönemde demokratlar yönetimdeydi ve bir sonraki dönemlerinde sermaye getirilerini yüksek vergilendireceklerini söylüyorlardı. Buffett da buna önlem aldı. Gayet de makul. Dedi ki ya şimdi satarsam daha az vergide satacağım. Daha sonra vergiler çok yükselmiş olacak. Bu konu haksız çıkmış olabilir çünkü sonuçta seçimi demokratlar kazanmadı, cumhuriyetçiler kazandı. Ama Warren Buffett diyor ki Amerikan devletinin o kadar büyük borcu var ki bunu daha yüksek vergi olmadan çözmek mümkün değil. Yani yönetime Trump da gelse, Harris de gelse vergi yükselecek diyor. Haklı mı çıkacak, haksız mı önümüzdeki dönemde göreceğiz ama temel tezlerinden bir tanesi buydu. O yüzden özellikle Apple hissesindeki satışların arkasında Apple'ın kötü bir şirket olması, Apple'la ilgili bir çöküş beklemesi yok muhtemelen. Vergi avantajına ayarlanmak istiyor. Ve bunu zaten kendisi açıkça söyledi. Bu arada Apple hissesini epey kötü bir zamanlamayla sattı. Apple hissesini satmasaydı bugün 20 milyar dolar daha fazla kar olacaktı. Haddini Aşkum'daki arkadaşlar biliyorlar 160-170 dolarlar civarında Warren Buffett satarken ben alıyordum hisseyi ve arkadaşlara söylüyordum Buffett'a güleceğiz diye. Şimdi burada tabii bazı arkadaşlar diyecekler ki adamın da egosu iyice şişti, Warren Buffett'la kendini karşılaştırıyor. Hayır değil güzel kardeşim. Elbette karşılaştırmıyorum. Haddime mi? Sadece anlatmaya çalıştığım şey şu. Warren Buffett'ın ihtiyaçları, içinde olduğu durum stratejisiyle seninki tamamen farklı. Benimki de öyle. O yüzden Buffett'ın yaptıkları bize uymuyor pek çok durumda. Ve o şu hisseyi sattı, bu hisseyi aldı diye heyecanlanmak, portföyünü boşaltıyor, biz de satalım diye panik yapmak pek iyi sonuçlar vermeyebiliyor. Fakat Buffett'ın banka satışı fikrine hak veriyorum. Bank of America'yı ben de olsam satardım. Neden? Bank of America ne yazık ki portföyünde aşırı yüklü Amerikan hazine kağıdı taşıyor. Hangi hazine kağıtlarını? Çok düşük faizli olanları. O yüzden de ciddi bir zararın üzerinde oturuyor şu anda. Sırf Bank of America'da değil aslında bir sürü bankada bu var. 1 trilyon doların üzerinde şu anda henüz kayıtlara geçmemiş zarar var. Niye? Çünkü bu hazine kağıtlarının vadesi ileride oraya kadar saklıyorlar. Hatırlarsanız 2023'ün Mart'ında bu sorun ortaya çıkmıştı. Buffett'ın bankaya satmasının bununla ilgisi olabilir diye düşünüyorum. Öte yandan Cuma günkü videoda anlattım. Trump'ın şu anda iktidara geçmiş olması banka regülasyonlarını gevşetebilir ve Buffett'ın bu korkusu boşa çıkabilir. Çünkü o hazine kağıtlarındaki problemi çözmenin bir yolunu bulabilirler regülasyonla. Ama o çerçevede neden Bank of America satıyor? Bundan dolayı satıyordur. Buna makul buluyorum. Aslında sırf Bank of America da satmadı. Wells Fargo, Goldman Sachs ve JP Morgan'daki pozisyonlarını da küçülttü bu arada. Zamanlama olarak çok kötüydü yalnız. Aynı Apple satma zamanlaması gibi. En azından kısa vadede baktığımızda bu banka satışlarından dolayı da olası kardan 20 milyar dolar civarında taviz vermiş durumda. Bu arada Warren Buffett 100 yaşına yaklaşıyor ve işi devretmeyi de düşünüyor olabilir. Özellikle yakın arkadaşı Charlie Munger'ı kaybettikten sonra bu konuda düşünceleri derinleşmiş de olabilir. Ve devretmeden veya ölmeden önce yeni CEO'nun önüne iyi bir oyun sahası açmayı istiyor bence. Yeni CEO'nun Greg Abel olacağı düşünüyor. O da 62 yaşında. Çok daha genç tabii ama gençlikle sayılmaz. Ve belki de Greg Abel yeni alanlara yönelmek istiyor. Çünkü Warren Buffett'ın teknoloji şirketlerine pek hoşlanmadığını biliyoruz. Oysa son 5 yıldır büyük getirilerin hepsi teknoloji şirketlerine gerçekleşti. Hiçbirinde yok Buffett. Nvidia'da da yok, Tesla'da da yok, Palantir'de de yok. Sadece Apple'da vardı, ondan da zaten çıkıyor şu dönemde. Ve belki de şöyle düşünüyor. Ben büyük bir nakit oluşturayım. O nakit zaten kenarda şu anda pek de erimiyor. Enflasyon %3'e indi. Oysa faizler %5-6 civarında. Bu yüksek nakiti devredeyim ben Greg'e ki o kendi yeni yatırım stratejisini çizsin ve belki de bu yeni dünyanın gerektirdiği yatırımları doğru şekilde yapıyor olsun. Edward Johnson analisti Jim Shanahan da bu görüştü bu arada. Diyor ki Apple ve Bank of America satışları bununla ilgili olabilir. Bir de yakın zamanda Berkshire Hathaway Energy'de bir %8'lik yeni hisse satın alımı yaptı Walter Scott'tan. Onunla bir problemleri vardı galiba. Bütün bunları temizleyip tertemiz bir şirketi devretmeyi düşünüyor olabilir. Gayet de mantıklı bu arada. Ve tabii Warren Buffett'a göre şu anda şirketler pahalı. Amerikan hisse senetleri için ucuz hiç kimse diyemez. Rekor seviyelerde hepsi ya da rekora yakın seviyeler. Buffett da o seviyelerden alım yapmayı istemiyordu olabilir. Bu da gayet makul. Hatta kendi şirketinde hisse senedi geri alımını bile bu çeyrekte pas geçti. Çünkü onun bir takım çok katı kriterleri olabiliyor. Mesela defter değeriyle hisse değeri arasında 1,5'luk bir oran üzerine çıkınca o almıyor. Ve Amerika'daki şirketler bu oranların çok üstünde. Bu Buffett'ın haklı olduğunu gösteriyor mu emin değilim. Çünkü Warren Buffett'ın yatırım yapmaya alışkın olduğu şirketler bugünkü bu teknoloji şirketlerin karlılıklarına sahip değiller. Nvidia'nın brüt karı %75, net karı %50. Elbette değerleme oranları bambaşka olacak. Bugünkü teknoloji şirketlerin önündeki büyüme yolları geçmişte Buffett'ın alışkın olduğu şirketlerin çok çok üstünde. Palantir'e bakın mesela son çeyrekte %30 büyüme gösterdi ve önümüzdeki dönem boyunca da %30 büyüme devam edeceğiz dedi. Ve bundan dolayı da bu şirketlerin değerlemesi
değerlemeleri geleneksel ölçütlere göre çok çok yüksek. Buffett bunu da tercih etmiyor olabilir. Ama bütün bu anlattıklarımı bir yere koyacak olursak, Buffett illa bir kriz öngörüyor diye bir şey yok. Kriz olabilir mi? Olabilir. Buffett bu yüksek fiyatların bir düşüş getireceğini düşünüyor olabilir mi? Olabilir. Ama bunu tam 5 yıldır düşünüyor ve 5 yıl içerisinde hisse senetleri uçtu gitti. 2022'de önüne muazzam bir fırsat açıldı. Hisseler iyi bir geri çekilme yaptılar. Orada da girmedi, orada da almadı. 2019'da Covid'de nakitini artırdı, oysa şirketler bedava seviyene inmişti. Yani Buffett'ın yaptıklarını doğru veya yanlış olduğunu anlatmaya çalışmıyorum size. O bambaşka bir modda. Dev bir holdingi yönetiyor. Bir yatırım fonu yöneticisi gibi performans sergilemek zorunda değil. Şirketini bir sonraki kuşağa nasıl devredeceğini planlaması gerekiyor. Elinde zaten büyük işler, büyük nakit akışları var. Tekrar risklere girmesine gerek yok ve belki de hepsinden önemlisi, 325 milyar dolarınız olsa neye yatırdınız? Eğer teknoloji şirketlerine hoşlanmıyorsanız Coca-Cola'ya mı yatırım yapacak tekrar? Oralarda zaten yeterince var. Paranız çok büyükse nasıl yatırım yapacağınızı belirlemek de zor hale gelir. Çünkü Buffett'ın yatırım stratejisi değerinin altına inmiş şirketi al ve çok uzun yıllar bekle. Şu anda değerinin altında pek şirket yok. Olanlar varsa da onlar teknoloji firmaları ve Buffett'ın yatırım stratejisi içine girmiyorlar. Bu nedenle değerli arkadaşlar, toparlamam gerekirse lütfen herhangi bir yatırımcının yaptıkları sizi birebir etkilemesin. Elbette onlara öğreneceğimiz çok şey var. Ama o kendi koşulları içerisinde, kendi ihtiyaçları arzuları içerisinde en doğru kararı vermeye çalışıyor. Ben o durumda değilim ki. Benim öyle bir nakit akışım yok. Ben büyütmeye çalışıyorum portföyümü. Ben teknolojiye daha meraklıyım. Oradaki fırsatları daha iyi anlayabiliyorum. Ben öyle düşünüyorum kendi adıma. O yüzden benim stratejimle Buffett'ın stratejisi elbette farklı olacak. Sizin stratejinizde benimki de farklı olabilir. Gayet de normal. Çünkü herkesin risk iştahı farklı. Herkesin dünya görüşü farklı. Ama önemli olan ezbercilerden uzak durmak. Çünkü piyasada, Türkiye'de ve dünyadaki pek çok insan Warren Buffett hisseleri satıyor, size satın gibi kafadan bu yaptığımız analizlerin hiçbirine girmeyen, hiçbir detayı içermeyen son derece yüzeysel bilgilerle piyasa oluşturmaya çalışıyorlar. Ben buna karşı çıktığım için buradayım. Haddini Aş Kulübü de bunun için var. Eğer henüz üyemiz olmadıysanız mutlaka Discord grubumuza hemen üye olun. Discord katıl seviyesi var. YouTube'da ona katılın. Çünkü bizim bugünkü performansımız açıkçası çok çok iyi gidiyor. Biz başka bir dünyaya bakıyoruz. Buffett kötü bir yatırımcı mı? Elbette değil. Allah çarpar. Yeni koşullar var. İşte daha doğru yatırımları yapmak mümkün diye düşünüyorum. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Görüşmek üzere.